Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin Allahumme salli ala Muhammed. Eşhedü en la ilaha illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Sözlerin en güzeli Allahu Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim, yolların da en güzeli Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Duhan suresinin 18. ayet-i kerimesine geldik. Onu okuyorum. Resulün Kerim dedi Allahu Teala Musa Aleyhisselam'ı tanıtırken bu aslında bütün peygamberler için bir özellik olsa gerek. Allah en bilir. Kerim oluş. Kur, kitap kerimdir. E, ve Allah'a kulları da yine birbirlerine karşı kerim olacaklar, cömert olacaklar. Birbirlerine karşı güzel davranışla da davranılacak, davranacaklar. Peygamberler de böyle. Önderimiz, rehberimiz, peygamber aleyhisselamlar bu şekilde. Ve şimdi özelde Musa aleyhisselam gündem. Firavun gibi azgın bir toplumun liderine ve halkına ve İsrailoğulları gibi yıllardır, belki 200 yıldır köleliğin içerisinde kavrulmuş, artık bir bakıma patronlarına, kendi sahiplerine dönmüş, zihinleri kendi egemenleri gibi çalışmaya başlamış, egemenlerine aşık olmuşlar neredeyse. Böylece köleler ama kölelikten kurtulmayı isteyecek bir potansiyelleri de kalmamış, böyle bir güzellikleri de kalmamış belki bu şekilde. Büyük bir kısmının durumu bu olsa gerek. Çünkü Firavun sadece kırbaçla değil, eğitimle de gözlerini ve kulaklarını doldurarak gönüllerindeki imanları bile değiştirecek bir çabanın içerisinde olmuş. Bir yandan da erkeklerini öldürmüş, kadınlarını hayatta bırakmış, hayasız işlerde çalıştırmış, erkekler erkek gibi olamamışlar gibi de değerlendirebileceğimiz ağır bir ortam var ve böylesi umutsuzluk dolu bir ortama Musa Aleyhisselam yanında Harun Aleyhisselamla birlikte gitti ve bununla beraber çok ciddi bir sesleniş ve söyleyişle onlara konuştu. Şimdi bu kerim elçinin konuşmalarını Allahu Teala bize aktarıyor. Belki 40 yıllık bir süreç bu mucizelerin, ayetlerin, belgelerin ortaya kondu. Sözlerin, kelimelerin sürekli bir kavganın yaşandığı, gündem savaşının olduğu, Musa Aleyhisselam'ın Allah'tan gelen bilgiyi insanlara duyurmak için koşturduğu bir zaman dilimi ve Firavun bunu yok edebilmek için bastırıyor böyle bir ortam. Ve 40 yıllık bir süreci 4 ayet-i de Rabbimiz bize tanıtıyor. Şimdi o ayetlerden birincisiyle karşı karşıyayız. 18. ayet Duhan suresi en eddu ileyye ibadallah inni lekum rasulun emin. Firavuna doğru seslendiğini düşünüyoruz. Firavun ve toplumuna doğru. Allah'ın kullarını bana teslim edin. Allah'ın kullarını bana verin. Görüyorsunuz. İnni lekum Rasulun emin. Ben sizin için gönderilmiş, emin, güvenilir bir peygamberim. Yalanım yok. Sözüm doğru. Dediklerim belli. Net ifadelerle konuşuyorum. Elimde belgelerim, ayetler, mucizeler var. İşte asa, işte yedi beyza. Bunlarla da gelmişim. Dolayısıyla Allah'ın kullarını bana teslim edin. Yıllardır onları köleleştirdiniz. Bunlar Allah'ın özgür kullarıdır. Allah her bir insanı özgür olarak var kıldı. Ve kul olmazları gereken varlık Allah'tır. Allah'ı bırakıp da başkalarını kendileri için Tanrı kabul eden kendisi bir köleli evet demiştir. Ama siz Allah'a kul olma istedikleri halde bu insanları köleleştirdiniz. Özgür kulları kendinize tapmaya zorluyorsunuz. Kendi sisteminizi kabule zorluyorsunuz. Bütün hayatlarını öyle doldurdunuz ki yüreklerinde Allah'a iman olsa da Allah'a ibadetle coşsalar da onu yaşayacak hiçbir hayat ortam bırakmadınız. Bilakis hayatlarını öyle doldurdunuz ki neredeyse gönüllerine zihinlerine doğru da sızdınız ve onların istemediği bir hayatı onlara zorla yaşattınız. Bırakın Allah'ın kullarını. Özgür olsunlar. Kim hakkı verdiyse onları köleleştirmek sizin hakkınız olabilir mi? Siz de onlar gibiyken hele. Bırakın madem burada Müslümanca bir hayatın kurulmasına izin vermiyorsunuz. Salıverin. Nerede isterlerse orada özgür olarak Allah'a kulluk yapabilecekleri bir ortam bulsunlar ve ona devam etsinler. Bu Allah kullarını bana verin. Ben bu iş için yetkiliyim ve bunun için gönderildim. Elbette siz de gelin peygamberliğimi kabul edin. Kul olun Allah'a. Böylece kulluğun hakkını verin. İkinci anlam belki budur. Ey Allah'ın kulları, siz Firavun'un kulu değilsiniz. Ey Firavun, sen de Allah'ın kulusun bütün bedenin, hatta miden, kasların, sinirlerin, elin, ayağın, parmakların, gözlerin Allah'ın istediği şekilde çalışmakta. Sen onlara egemen değilsin. Sen kendine bile hakim olmayan bir adamken niçin Allahu Teala'ya kafa tutuyor ve kendini Tanrı yerine koyuyorsun? Ey bu adamı kendinize Tanrı edinmiş ve bu adamın dışında başka şeyleri de Tanrı kabul ederek putlaştırmışsınız. Bu toplum Böyle bir eğitimle böyle bir hayatı doğru kabul ediyor. Allah'a kulluğun dışında bir sistem oluşturuyorsunuz. Yanlış. Gelin Allah'a kul olun. Allah'a kulluğun hakkını teslim edin. Bunu benden öğrenin. Ben bu konuda yetkili peygamberim. Rabbim beni seçti. Ben kerimim, şerefliyim, ben eminim, güvenilirim. Eğer bu sözlerimse yeterli gelmediyse yani bu ifadeler, bu cümleler yeterli gelmediyse bari ve alla ta'lu ala Allah ayet 19. Allah'a karşı kalkışmayın. Üstünlük yarışına girmeyin. Ona isyan etmeyin. Allahu Teala göğün yerin Rabbi. Sizden öncekilerin, sizden sonrakilerin ve sizin Rabbi. Doğu ve batının Rabbi olan bir Allah'tır. Var ediciniz, rızık verici o. Yağmurlar yağdıran, şu ırmakları akıtan o. Öyleyse Allah'a karşı diklenmeyin kendinizi bir şey zannedip de. Allah bir konuda bir hayat programı sunmuş. İşte ekonomi dünyası şöyle olacak demiş. Parayı şöyle kazanın, şöyle harcayın demiş. Helal ve haramlar oluşturmuş. Diğer konularda da. Bunu yok kabul ederek kendiniz yeni sistemler, yeni helaller ve haramlar, yeni kanunlar oluşturmaya kalkmayın. İnni ateykum bi sultani mubin. Eğer bana inanmadıysanız delillerim var elimde. Bu peygamberliğimin kanıtları var. İnni ben atikum size getiriyorum. Bir sultanin mübin. Apaçık, net, açık seçik, net, ayan beyan belli olan deliller. Sultan. İşte biraz önce de ifade etmiştim. Musa aleyhisselam elini koynundan çıkarttı. Bembeyaz bir el. Nurlu parlıyor. Ve anlaşıldı ki apaçık bu bir sihir değil, bu bir büyü değil, net bir belgedir. Öte yandan elindeki asayı attı ve bu koşan bir yılan oldu. Bu deliller, bu kanıtlar yetmiyor mu? Eğer sözler, kelam, Allah'tan gelen bilgi, hakikat o kadar nettir ki aslında akleden, gerçek bir düşünceyle düşünmek isteyen herkes için olay açıktır, aşikardır, mübindir. Fakat hala inat edenler, ve gözleri açılsın diye de belgeler sunulur, kanıtlar sunulur. İşte bu kanıtlarla da geldim. Artık havayı bırakın, gelin ve Allah'ın istediği çizgiye uyun. Ayet 20. Ve inni uztu bi rabbi ve rabbikum en tercumun. Olay başka bir hale dönüştü. Bir önce ifade etmiştim. 40 yıl süren rivayetlere göre Musa Aleyhisselam'ın Firavun'un egemen olduğu Mısır'da yılları var. Mısırlı yıllar, Firavunlu yıllar. 40 yıl kadar sürdüğü söyleniyor. Ve bu süreç Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın Mekke'deki yaşantısına yani 13 yıllık sürece benzemekte. Başta Musa Aleyhisselam tebliğde bulundu. Sözler söyledi. Mucizeler ortaya koydu. Önce çok hesaba katmadılar. Bunu çabucak halledebileceklerini, Popüler bir durum olduğunu, gelip geçici bir şey olduğunu düşündü belki birileri. Firavun'un böyle düşündüğünü zannetmiyoruz. Çünkü o sistemi okuyor ve işinin bittiğini daha Musa'yı gördüğü an anladı. Allah enisini bilir. Ama insanlar, halk bunun geçeceğini düşündüler. Sömürü düzeninin ahmakları böyle zannetti. Fakat zaman içerisinde işler sıkılaştı. Musa Aleyhisselam'ın çabası gözle görülür şekilde zaten yıllardır özgürlüğe susamış, Allah'a kulluğa ihtiyaçlı olan toplumda, İsrailoğullarında, Müslüman çocuklarda bir yer tuttu. Gönüller ona doğru dönmeye başladı. Ve Musa Aleyhisselam'ın Harun Aleyhisselam'la büyük bir çaba içerisinde gece gündüz uğraşmaları, bir kalkışmanın, yeniden bir oluşun, başka bir hayatın var olduğu veya başka bir Müslümanlığın imkan dahilinde olduğunu düşünen birileri olmaya başladı. Yani uyandığımız bu hayat, her gün yaşamak zorunda kaldığımız bu hayat gerçek değil. Bu hayat sanal, sahici değil. Doğru değil bize dayatılan bu sistem. Başka bir şey var. Göğün ve yerin tabi olduğu, yıldızların sahibinin hayatımıza egemen olduğu başka bir dünya kurabiliriz. Teslimiyete uygun olarak, özgür kullar olarak bir başka hayat yaşayabiliriz. Fikri konuşulmaya İçte çiçek açmaya, kalplerde oluşmaya başladı. Bunu fark ettiğinde Firavun ve beraberindekiler işi sıkılaştırdılar. Zorbalaştılar. Daha da azgınlaştı. Zaten köleler olarak eziyorlar, zulmediyorlardı ama olayın eee diğer zorbalığını artırdılar, derecesini çoğalttılar. Allah en iyisini bilir. Ve nihayetinde olay öyle bir noktaya geldi ki Musa Aleyhisselam'ı yok etmek düşüncesi içine girdi Firavun. Bunun olmayacağını bile bile bırakın beni dedi. Şu Musa'yı öldüreyim ben artık kurtulalım bundan. Nitekim Mekkeliler de son tahlilde hicret öncesinde bu fikre doğru yanaştılar. Önce Peygamber Aleyhisselatü çevresindekilere saldırırken sonuçta Muhammed Aleyhisselam'a doğru işi değiştirdiler. Eğer lider öldürürsek bu hareket biter gibi düşündüler. Şimdi ayet 20 bunu ifade ediyor. Musa aleyhisselam konuştu. Mucizeler ortaya koydu. Yıllar ve yıllar bunlar dünyada durdu. Değerlendirenler, kabul edenler, iman edenler, kararlılıkla peygamberin yanında duranlar her türlü işkenceye rağmen vazgeçmeyenler oldu. Orta yerde bekleyen, acabalarla duran, kararlarını bir türlü verememiş ve fedakarlık içine girememiş, elini taşın altına sokmaya bir türlü evet diyemeyen, kalpte Müslüman ama hayatlarında Firavun'un istediği hayatı yaşamaya devam edenler var ama gözler Musa Aleyhisselam, Harun Aleyhisselam ve ciddi Müslümanların üzerinde. Öte yandan bir bir eriyor küfür sisteminin elemanları, çarklar dönmez olmaya başladı. Bunun üzerine bir tehditle geldi üzerine Musa Aleyhisselam. O da dedi ki, ve inni ben senden korkmuyorum. Senin sisteminden de korkmuyorum. Senin cezalarından da korkmuyorum. Yapacağın hiçbir şey yok. Çünkü ben senin de Rabbin olan ve bizim de Rabbimiz olan Allah'a bağlandım. Ondan emir aldım. O dedi diye buraya geldim. Ve şimdi senin şerrinden de Allah'a sığınıyorum. Evet, seninde bir şer var. Senin de yapabileceklerin var Allah fırsat verirse eğer ama Allahu Teala'ya sığınıyorum senin beni taşlamandan uzaklaştırmandan öldürmenden dövmenden Allah'a sığınıyorum senden bana hiçbir şey gelmeyeceğini gelemeyeceğini iman ediyorum ayet 21 ve illem tu minuli fa atezilun ama niye böyle yapıyorsunuz madem ki iman etmeyeceksiniz ben sizi zorlamıyorum benimki sadece bir teklif bir davet bir tebliğ Açıkçası hayırlı olan şeye çağırıyorum. Eğer imana iman etmeyeceksiniz o zaman bizi bırakın. Ayrılın benden. Bizi serbest bırakın istediğimiz şekilde yaşayalım. Sisteminiz güçlüyse siz zaten seçkinlerseniz bize ihtiyacınız yok ki. Bırakın kafamıza göre, keyfimize göre, irademize göre, seçmemize göre Allahu Teala'ya kulluk yapalım. Siz istediğinize kulluk yapın. Ben istediğime kulluk yapayım. Lekum dinukum veliyedin. Ayrılalım sizden siz bizden ayrılın, bırakın bunu yaşayalım dedi. Fakat onlar bunu kabule yanaşmadılar. Ayetler devam ediyor. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Allahümme salli ala Muhammed.